fetva, falanca alim, kelle sayıları putu, sakal putu, yani bütün görsel olarak, kelimeler olarak, her şeyle, görünüm olarak gidiyorsun. Nedir? Cami, türbe, mürbe falan filan. Al bu sahtekarı, bu şarlatanı dinleyelim. Şarlatan diyorum çünkü şarlatan bu adam. Papadan farkı yok, papazlardan farkı yok. Papaza kızarsın, papaza inananlar da sizin gibi. Onlar da hiç sorgulamadılar. Buyur bak bu adam ne diyor. Allah anlasın inşallah. O zaman dostlardan biri, keşfi açık kullardan biri görmüştü. Mevla Teala'nın tecellilerine mazhar olan bir zuhuratta ne diyor? Ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm. Ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm. Büründüm, büründüm. Kafiyeli söyleyince bu geri zekalı insanlar hemen coşuyor. Satıyor şeytan. Mahmud'unu satıyor. Çünkü Mahmud'u satarsa kendisini de satabilir. Bu adam bu göbeği nereden büyütüyor? Ne iş yapıyor bu adam? Sizin dünyanızı ve ahiretinizi berbat ederek bu adam bu halde yaşıyor. Sahtekar bunlar. Allah belalarını versin. Dostlar Allah'ın aynasıdır. Mevla tecelli ediyor. Tecelligâhtır. Evet. Bu sahtekar Allah'ı diyor ki işte kemiğe, ate kemiğe büründü, Mahmut olarak göründü. Ama yani bu bir tane değil. Bu adamın bütün her konuşması şirk bu adam. Ama bu adam yalnız değil. Kim Muhammed'e efendi diyorsa müşriktir. Zerre kadar kuşku yok. Çünkü efendi kelimesini hani Mehmet efendi çay getir falan bu bakımdan efendi demiyorlar. Hani benim de bazen diyorum efendim ağzım alışmış. Ama bir din adamına veyahut da bir peygambere efendi dedikleri vakit bu efendi kelimesi aynen Arapçaki Rabbin karşılığı, İngilizce'deki Lord kelimesinin karşılığı. İstersen sözlüklere bakınız. Lord yazınız. Hristiyanlar İsa'ya Lord diyorlar. İngilizce çevirirler, Rab kelimesini Lord olarak çevirirler. Ve bir de kelimenin karşıtlarına bakınız. Efendi köle denir. Bak efendinin karşılığı ne? Köle. Kölenin Arapçası ne? Servant. Köle. Arapçası abd. Sadece Allah'a kul olmakla emrolunduk. Allah'tan başka Rab yok diyor Kur'an'da.